Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda herkesin çok rahatlıkla örebileceği sadece iki sıradan oluşan güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar desenimizi ben dilerseniz iki renkle örebileceğiniz şekilde ben iplerimi hazırladım. Dilerseniz tek renk veya dilerseniz her sırasını farklı renkle çalışabileceğiniz bir örgü modeli olacak. Şimdi hemen üç ve katları şeklinde ilmeklerimi bu ipimle alacağım. Daha sonra krem ipime geçerek evvela lastikle örgümün arasında bir mesafe kat edeceğim. Şimdi üç ve katları artı 2 ilmek toplamda size 17 tane ilmek alacağım. Hemen alıyorum 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu son iki ilmek arkadaşlar bizim kenar ilmeklerimiz. 2, 4, 6, 8, 10, 13. İlmekleri beğenmedim. Söktüm geri. 14, 15 16 17. Şimdi burada dilediğiniz lastiği örün. Ben büyük bir parça ördüm. Orada göreceksiniz. Ben bu kısmı haroşa geçtim arkadaşlar. Hemen sıranın sonuna kadar bir sıra bu şekilde düz örüyorum. Burayı lastik kabul edeceğiz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde düz örelim. Bu ipimizle. Dilediğiniz lastiği ördükten sonra desene geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu ipin ilmeğimiz ters. Şimdi e, lastiğimizi ördük diye düşünüyoruz. Ve desenimiz arkadan kurulacağı için ve ipi de bu tarafa taşımam gerektiği için buradan bütün ilmekleri evvela düz örüyorum arkadaşlar. sıramın sonuna kadar hepsini düz örüyorum son ilim ters şimdi krem ipime bağlıyorum ipime hemen şuradan bunu sıkılayalım örgüye doğru şimdi krem ipimi elime alıp arkadaşlar örgümü öreceğim ters öreceğiz şimdi desenimiz arkadan kuruluyor ve desen arkadaşlar bu gül kurusu ipimizle öreceğiz o yüzden şimdi lastikle desen arasında bir mesafe kat etmemiz gerekiyor şimdi onu nasıl yapacağız düz ve ters örgülerle hemen şunu yaklaştıralım Evet ilk ilmeği şu şekilde aldım sıramın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini örgümün arka tarafındayım ters örüyorum Evet krem ipimizi evvela bütün ilmekleri ters ördük ön tarafa geliyorum sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri arkadaşlar düz örüyorum krem ipimizle ikinci sıramız Evet arka tarafa geçtim. Üçüncü sıramız hepsi ters. Krem ipimizde buradaki mesafe istediğiniz kadar açıp kapatabilirsiniz ama bu bunun altına düşmeyin arkadaşlar desenler çok yaklaşır. birbirine karışık bir görüntü elde edersiniz ve krem ipimle dördüncü son sıra. düz örüyoruz yine. Ön taraftayız. Evet, devam ediyoruz. Evet, bu ilmeğimi boş aldım. Çünkü ip değiştireceğim arkadaşlar. İpimi bırakıyorum. Şimdi gül kurusu ipimi elime alıyorum. Şöyle hemen Şimdi burayı dikkatli izleyelim. Desenimizin birinci sırası arkadaşlar. Bunu boş almıştık hatırlarsınız. Bunu hemen bir tane şöyle ters örüyorum. Evet. Şimdi bütün ilmekleri arkadaşlar iki kere dolayarak ters öreceğiz. Bakın şöyle bir iki ters ördüm. Bir iki kere doladım. Ters ördüm. İki kere doladım. Ters ördüm. İki kere doladım. Ters ördüm iki kere dolayarak ters örüyorum arkadaşlar. İki kere doladım, ters ördüm. Bakın ters giriyorum ilmeği iki kere dolayıp çıkartıyorum. Bütün ilmekleri bu şekilde iki kere ters, iki kere dolayarak ters örüyoruz. Evet. Bütün ilmek iki kere ters dolayarak ters ördük. Son ilmeği bir kere dolayarak ters ördüm. Şimdi üçer üçer ilmeklerimizi açarak arkadaşlar desenimizin son sırası önden tamamlamış olacağız. Şimdi ilk ilmeği alıyorum. Şimdi bakın şöyle ilmeklerimi yönü çevirerek bir, iki, üç ilmeği açtım. Şişime tekrar taktım. İpi üstü alıyorum. Birinci ilmeği ters örüyorum. Şişten çıkarmıyorum ilk iki ilmeği beraber ters örüyorum çıkarmıyorum arkasındaki üçüncü ilmeği de alıp üçünü beraber ters örerek çıkarıyorum arkadaşlar şöyle tekrar 3 ilmek açıyorum bakın yönlerini değiştiriyorum şu şekilde sağ, sol şişimi aldım İlk ilmeğimi ters örüyorum çıkarmıyorum bir iki ilk ilmekle ikinci ilmeği tekrar alıyorum ters örüyorum Tekrar ilk 2 ilmek ve 3. ilmeği de alarak üçünü beraber ters ördüm. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış oldum. Bakın şöyle ki. Devam edelim. 1 2 3 ilmek aldım. Taktım şişime. 1. ilmeği ters ördüm. 1'i 2'yi beraber alarak ters ördüm. 1, 2 ve 3. ilmeği alarak ters ördüm. Şöyle bir desenimiz çıktı ortaya arkadaşlar. Devam edelim hemen. 3 ilmeği açtım, yönünü değiştirerek şişime geri aldım. İp üstte 1. ilmeği ters ördüm. 1 ve 2'yi ters ördüm. 1 2 3 hepsini beraber ters ördüm ve bitirdim. Son kez bakın 1 2 3 ilmek aldım. Bunları takıyorum. ip üstte birinci ilmeği ters ördüm. 1 ve 2'yi beraber ters örüyorum. 1, 2 ve 3'üncüyü de alarak ters örüyorum. Son ilmeğimi arkadaşlar örmeden şişime takıyorum. Ve bu şekilde bakın desenim bitti. Hemen ip değiştiriyoruz. Burada ipimi bıraktım. Krem ipimi elime aldım. İlk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu da aynı zamanda bir üstüde öreceğimiz desenin ilk sırası, yani mesafenin ilk sırası olmuş olacak. Dörde tamamladığımız zaman tekrar deseni kurmuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hemen bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar ters örüyorum. Evet. Şimdi bir sıra daha düz örelim önden ve desenimize bakalım. Daha sonra ben büyük bir parçada çalıştım. Evet, şimdi bu bizim sizinle beraber çalıştığımız küçük parçamız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tek renkli ördüğünüz zaman arkadaşlar mesafeleri biraz açın ki desenler ortaya çıksın. Şu sıraları da farklı renklerde çalışabilirsiniz. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz veya benim ördüğüm gibi de iki renkli örebilirsiniz. Bu sizinle beraber çalıştığımız küçük parçamız. Hemen büyük parçamı da gösteriyorum arkadaşlar. Bakın hemen şunu alt alayım. Şöyle bu da bizim büyük parçamız. Bakın. Oldukça güzel bir çalışma ve kolay. Herkes inşallah benimle beraber örmüştür diye düşünüyorum. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.